İngiliz turizm devi Thomas Cook resmen iflas etti. Batan şirketten tatil paketi alanlar mağdur. Üstelik sayıları az da değil, tam 150 bin. Dahası bunun 80 bini Türkiye'de, hatta Antalya'da dönüş için kuyruklar oluşunca valilik kriz masası kurdu. Dünyanın en eski seyahat şirketi 178 yıllık Thomas Cook iflas etti. Thomas Cook'un yaptığı tüm otel ve uçak rezervasyonları iptal edildi. Ülkelerdeki ziyaretçilerin geri dönüşü için de operasyon başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya ve Rusya satışları da dahil edildiğinde Türkiye'deki mağdur turist sayısının 80 bini bulduğunu söyledi. İlk etapta bizim önceliğimiz buradaki yabancı misafirlerin fazla rahatsızlık çekmeden ülkelerine geri dönmeleri. Gerekli otellere gerekli uyarıları da yapıyoruz. Bu yolculardan herhangi bir şekilde ücret talep edilmemesi gerekiyor. Ersoy Türkiye'deki otellerin firmadan alacaklarına da değindi. Otellerin de yoğun bir alacak olayları var. Gece yarısı biz bir telekonferans yaptık Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Berat Albayrak'la. Operasyon durdurma işleminden zarar gören işletmeler için acil bir kredi çalışması hazırlıyoruz. NTV canlı yayınına bağlanan Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği TÜRSAB'ın başkanı Firuz Bağlıkaya, Thomas Cook'un yerinin kısa vadede hemen doldurulamayacağına işaret etti. Özellikle Dalaman bölgesi İngiliz ağırlıklı turistleri ağırlayan bir bölge. Bunun yanında Side, Alanya, Kemer başta olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerde çok ciddi bir sıkıntı yaşanacağını söyleyebiliriz. Tur operatörleri birkaç ay geriden gelerek ödeme yapar. Dolayısıyla şimdi öyle düşünürsek Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının ödemeleri, en yüksek ayların ödemeleri büyük bir ihtimalle ödenmemiş durumdadır otellere. Ciddi bir sıkıntı bizi bekliyor. Başkanı Osman Ayıksa, Thomas Cook'un Türkiye pazarındaki satış rakamlarına değindi. Toplam Türkiye'ye yaklaşık 2,5 milyon civarında İngiliz misafir geliyor. Bizim bu toplam ziyaretçi için payı içindeki yeri %7'ler civarında, 6'lar 7'ler arasında, ama paket tur pazarı açısından baktığımızda bu oran birazcık daha yükseliyor. Bunun bütün bölgelerimize etkisi var. Thomas Cook'un Türkiye temsilciliğini yapan Dayana Turizm'den de bir açıklama geldi. Şirket devam eden operasyonları ilgili resmi makamların sorumlu sıfatıyla üstleneceğini belirtti ve bizler de bu süreçte Türkiye'deki misafirlerin zarar görmemesi için yardımcı olacağız dedi. Reuters'a konuşan Thomas Cook'un en büyük ikinci hissedarı Neşet Koçkarsa, şirketin iflasın ardından bir bütün olarak ya da parça parça satılacağını söyledi. Thomas Cook'a ait uçakla Türkiye'ye gelen tatilciler Antalya'da firmaya ait yazıhane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Antalya Valiliğince turistlerin mağduriyet yaşamaması için kriz masası oluşturuldu.